Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Bana sürekli aynı soru geliyor. Ben aylar önce sevgili Türker Akıncı'nın Beyaz TV'deki Ne Var Ne Yok programında bir açıklamada bulunmuştum. Sevgili Türker de şöyle demişti. Tamam hocam, bak bunu not ediyorum, Eylül ayında hatırlatacağım. Ve dolayısıyla Eylül'e doğru giderken tabii ki bu olay internette gerçekten çığ gibi büyüdü. Eylül'de ne olacak sorusu sürekli gündemde ve bana da bu konuda sorular yağıyor. Bir de unutmayalım, şöyle bir durum daha var. Bazı arkadaşlarımız da Ekim'de bir şeyler olacak demeye başladılar. Ekim'de olacak diyenlerin sorumluluğu onlara ait. Eylül'deki bana ait. Ben 20 Eylül'den sonra Türkiye'de bir şeyler olacak demiştim. O sözümün arkasındayım ama ondan evvel size şu önümüzdeki 3 ay için çok mutlu şeyler söyleyemiyorum. Çünkü seçimden çıkan bir Türkiye, işte bir hani bollaştırılmış para politikası seçim nedeniyle. Şimdi ayrıca yaşanan o deprem, depremin büyüklüğünü düşünün. İnanılmaz, 100 milyarın üzerinde bir harcama yapan Türkiye'yi düşünün ki daha da artacak bu. Dolayısıyla hazineye getirdiği yük, önümüzdeki 3 ay içinde enflasyon olarak belki de hani paranın kendi kendine eritmesi anlamında biraz sıkıntı çıkaracak gibi görünüyor. Ama 3 aylık, yani Eylül ayının 20'sini bulduğumuz zaman bu sıkıntıların büyük ölçüde hafiflediğini göreceğiz inşallah, öyle diyeyim. Çünkü Eylül ayındaki değişim dünya çapında büyük bir değişim olacak. Yani salt Türkiye'ye ait olacak ama bütün dünyada yankı bulacak. Değişik, farklı bir yere doğru gidiyoruz. Yani bunun sinyalleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Eylül ayında patlamayı bekliyorum. Eylül'ün 20'sinden sonra özellikle belirteyim. Kaynağımı son ana kadar söylemeyeceğim, son anda da söylemeyeceğim. Yani çünkü bir sözüm var. Gerçek anlamda hani bir yemin gibi bir şey bu. O yüzden asla söylemeyeceğim. Ama dediğim gibi 20 Eylül'ü beklemeye devam edeceğiz. Peki bu önümüzdeki 3 ayda ne olacak? Önce kötümserlikten başlayalım, sonra iyimserliğe doğru gidelim. Çünkü ben size Türkiye uçacak, kaçacak diyebilirim ki bunu zamanında diyen kişiler oldu ama şu an onlar ortada yok. Yani Türkiye uçacak, kaçacak diyenler kendileri gitti. Çünkü hayal sattılar. Ayağı yere basan öngörülerde bulunmak zorundayız. Yani bu iş falcılık ya da atıyorum işte ben atayım tutsun, tutarsa ne mutlu bana, bildim derim, tutmazsa işte unutur insanlar, öyle bir şey yok. Kimse bir şey unutmuyor ve ayrıca da şunu söyleyeyim. Bu tür olaylarda toplumu infiale sevk etmek diye yeni biliyorsunuz bir kanun var. Sosyal medya kanunu da var. Yani dolayısıyla çok dikkatli dil kullanmak zorundayım. O yüzden tane tane anlatacağım sizlere. Bunun önceliği şu. Seçimden sonra tabii ki bir para kısıtlamasına, daha doğrusu daha hani böyle bir para sevkinin, arzının daha az olduğu bir döneme doğru gireceğiz. Bunu nasıl göreceğiz? Kredilerin daha kısıtlandığını, bankalardan kolay kolay kredi alamayacağınızı göreceksiniz. Çünkü dediğim gibi bir şekilde enflasyonu düşürmek amacıyla para arzının kısıtlanması gerekiyor. Yani Fed'in faiz artırarak Amerika'da yaptığını Türkiye'de belki bir şekilde nakit arzının kısıtlanmasıyla yapılacakmış gibi görüyoruz nakit ya da mevduat hesaplarında. Onun yerine daha çok vadeli, uzun vadeli para çekme yarışına giren bankaları göreceğiz. Yani sizin birikimlerinize daha yüksek faiz veren ve dolayısıyla insanların hani bankaları para yatırmak amacıyla tercih ettiği bir döneme doğru giriyoruz. Tabii ki bunun zararı var mı? Var. Yani krediyle çalışan iş adamları çok yüksek oranda hani faizle kredi almak zorunda kalabilirler, alabilirlerse o da. Yani küçük ve orta işletmelerin bu konuda zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü bu bir devlet politikası olarak girecek gibi. Mehmet Şimşek'in konuşmalarından az çok belli ipuçlarını çekip çıkartabiliyoruz. Yani evet, bir Kemal Derviş dönemi gibi olmayacak ama Kemal Derviş'in bir tık üzerinde biraz sıkı para politikasının uygulanacağını görebiliyorum. Bu sizlere ne kadar yansır? Şimdi
Tabii ki burada bir sıkıntı var. Genelde borcu borça kapatan, krediyle hayatı sürdüren çok yoğun bir kitle var Türkiye'de. Yani kredi kartları olmazsa çok sıkıntıya düşecek. Kredi alamazsa kendi aldığı maaşı hani çok yeterli olmadığı için sıkıntı yaşayacak insanlarımızın sayısı oldukça fazla. Bu tabii ki korkutuyor mudur? Korkutuyordur. Ama bu kısa bir süre sürecek. Yani dediğim gibi belki 3-4 ay, 3,5 ay civarında bir şey sürecek gibi görünüyor. Ondan sonra tekrar bollaştırılan hani para arzının arttığı, sıkı para politikasının biraz hani gevşetildiği bir döneme doğru gireceğiz. Bu da Eylül ayında olacak ki işte zaten Eylül'ün 20'si geldiğinde de Türkiye'deki o çok ama çok önemli gelişmeler olduğu zaman zaten insanlarımız rahat bir nefes alacak diye düşünüyorum. Ondan sonra farklı bir ivmeye doğru geçecek dünya. Yalnız burada bir parantez açalım. Şimdi ben bunları anlatırken bazı arkadaşlar diyor ki sen tek dünya devletini anlatıyorsun. Hani küresel canavarları, onların adım adım yükseldiğini, bir şekilde bütün devletlerle ortak olduklarını, dolayısıyla vatandaşlık maaşı ya da yaşam hakkı ada verilen Avrupa'daki ismi Türkiye'de vatandaşlık maaşı, işsiz kalanlara hani düşük miktarda para verilecek, işsizlik hani bir şekilde tolere edilmeye çalışılacak, yapay zeka işleri ele geçirecek. Bu nasıl bir mutlu Türkiye olacak diye sorular geliyor. Şöyle anlatayım. O Türkiye'deki zenginlik bir şekilde Türkiye'deki maaşlara ya da sizin bütçenize yansıyacak. Doğrudur. Ama küresel bir yapı da dünyaya hegemonyasını kabul ettirmeye başladığı için bu da Türkiye'ye yansıyacak. Yani şöyle anlatayım. Evet, Türkiye zenginleşecek. Ülke olarak, devlet olarak geliri çok artacak. Bu bize mutluluk verecek mi? İşte soru bu. Şimdi burada mutluluk verecek mi sorusuna ben 20 Eylül'den sonrası için konuşuyorum. Biraz şüpheli yaklaşıyorum. Çünkü yapay zekanın her şeyi ele geçirdiği, işleri ele geçirdiği ki bundan sonra çok hızlanacak süreç, 30'dan fazla meslek yok olacak. Buna kamyon şoförlüğünden, öğretmenlikten, doktorluktan, haber spikerliğine, hatta seslendirme sanatçılığına kadar uzanan, yazarlığa kadar uzanan çok geniş bir zinciri ilave etmek durumundayız. Ki bu araştırmayı ben yapmadım arkadaşlar. Bu Independent'ta çok ciddi biçimde yapılmış 5 yıllık bir araştırmanın sonucu. Küresel bir dergi yayınladığı için ben de size aktarıyorum. Yani Türkiye'nin evet durumu iyileşecek. Evet, ekonominiz de bir şekilde mutlu olabileceksiniz ama size mutluluk garantisi, hani mutluluk anlamında, o her şey çok güzel anlamında bir hayat sunacak mı? İşte burası biraz dünyanın geleceğiyle ilgili. Çünkü bir tek dünya devleti kurulmak üzere bütün dünyada. Ulus devletler maalesef, üzülerek söylüyorum, bu işe direnmiyorlar. Ulus devletler bu işin parçası olmak için ellerinden geleni yapıyor. Dünyadaki bütün ulus devletlerden söz ediyorum. Öteki küresel yapılar, Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, Fransa'sı, İngiltere'si dünden razı zaten. Onlar zaten bunun hazırlığını yaptı. Hani bir umudumuz vardı ulus devletlerden dolayı. Onlar da direnmek yerine bu yeni dünya düzeninde yerlerini almaya çalışıyorlar. Tabii bu bizler için hiç iyi haber değil. Çünkü yapay zekanın yönettiği, dijital bir kontrol sisteminin kurulduğu yerde özel hayatımızın olmadığı gibi, kontrolün tamamen yapay zekada olduğu, attığımız adımın böyle adım adım hesaplandığı, onların da vatandaşlık puanlarından, bizlerin vatandaşlık puanımızdan düşüldüğü günlere doğru gidiyoruz. Yani mutluluk ve mutsuzluk ikisi böyle çok göreceli bir kavram olarak 20 Eylül sonrası önümüzde duracak. Ekonomik açıdan, bakın tekrar ediyorum, Türkiye için büyük bir sıçrama olacak ama mutluluk konusunda bilemem. Mutluluk zaten çok göreceli bir kavramdır arkadaşlar. Yani anlık bir duygudur mutluluk. O gerçek anlamda sonsuza kadar mutluluk diye bir şey yoktur ki. Bunlar masallarda ve eski Türk filmlerinde ya da Amerikan filmlerinde gördüğümüz şeylerdir. Yani siz 24 saat mutlu olamazsınız ki.
belki 5 dakika, 10 dakika daha sonra normale dönersiniz. Daha sonra mutsuz da olursanız mutsuzluk da lazım bize. Eğer salt her şey mutlu olsaydı mutluluk diye bir şey olmazdı. Bizim için çok rutin bir şey olurdu. Mutluluğun değerini anlayabilmek için mutsuzluğu da tatmamız gerekiyor. Bu ilahi bir kanun. Yani her şeyin iyi olduğu bir dünya yok. Kötü iyiden geliyor, iyi de kötüyden geliyor. Kötüden ders çıkartıyoruz, iyiyi nimet olarak alıyoruz. Bunları bilirsek 20 Eylül'den sonrasını ona göre değerlendiririz. Yani kaygılarınız var mı? Var. Çocuklarınızın geleceğiyle ilgili sıkıntılarınız var mı? Evet, var. Bunu bilebiliyoruz. Yeni neslin gelecekte ne iş yapacağı konusunda soru işaretleriniz var mı? Evet, var. Çünkü bitirdikleri okullar, artık diplomalar hiçbir şeye yetmiyor. Ama bunların hepsi zaman içinde oturacaktır. Güzel konularımdan biri biliyorsunuz. Bakın, ben tekrar ediyorum. Ben bir araştırmacı yazarım. Yani geçmiş dönemde işte 22-23 yıllık gazetecilik yaşamım var ama onları saymıyorum. Çünkü sisteme hizmet eden gazetelerde çalıştığım için gazeteciydim, öyle diyelim. Yani istenen, benden istenen neyse onu yapardım. Haberse haber. Ekstraya girmesiniz. Ekstraya girdiğiniz zaman zaten yayın yönetmeniniz onu yayınlamaz. Üstelik de bir daha yapmamanız konusunda uyarı alırdınız. Sizden isteneni yaparsınız. O yüzden Türkiye'deki gazetecilik bu. Ha, Amerika'da farklı mı? Hayır, Amerika'da da farklı değil. Siz bakmayın o Amerikan filmlerine. O Amerikan filmlerinin hepsi sahte. Orada da aynı. Sizden istenen neyse onu yapmak zorundasınız. Araştırmacı gazetecilik diye bir şey yok. Araştırmacı gazetecilik dediğimiz olay da şu. Sen gidip konunu gene gidiyorsun. Yayın yönetmeni ya da patronunun önüne atıyorsun. Diyorsun bu konuyu araştırayım mı? Onlar onay verirse başlıyorsun araştırmaya. Ondan sonra işte işi bir şekilde patlatıyorsun gazetecilik deyimiyle. Ama benim asıl ondan sonraki yazma serüvenim, yani 2008 sonrasında o zaman başladı arkadaşlar. İşte o zaman yüzlerce yayın, sayısını bilemediğim kitap, ki ben ilkokuldan, birinci sınıftan itibaren hani dünya edebiyatıyla hasbelkader tanışmış ve ondan sonra bir daha kitaplardan ayrılmamış bir kişi olarak binlerce kitap hayatımdan geçmiştir. Onun dışında şu an 120'ye yakın yabancı medya kuruluşunu takip ettiğim için her konuda konuşma hakkım var ve konuşurum da. Buna tıp da dahil, antik çağda dahil, bilmem ekonomide dahil, altın konusu da dahil, uzayda dahil. Eğer aksini iddiadan verse karşıma çıkacak ve konuşacak. Tabii ki öyle bir şey olmayacak. Olmasına da izin vermeyeceğim. Çünkü içi boş eleştirilerden hani ben alıştım. İçi boş eleştiriler beni etkilemiyor. Her konuda konuşuyormuşum. Konuşmaya da devam edeceğim. Buradan bir kere bunu belirteyim. Gelelim uzaya. Trilyonlarca gezegen. Bakın. Trilyonlarca gezegen var bu dünyada. Evrende. Bunu ben demiyorum. Bilim insanları diyor. Trilyonlarca gezegenin olduğu bir evrende sadece bir nokta gibi, bakın dünyanın Samanyolu galaksisindeki şey görünüşü ufacık bir kalem ucu gibi nokta olarak görünüyoruz. Bir nokta gibi olan bir gezegende biz canlıyız ama trilyonlarca gezegende bir tane canlı yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? Yok. Dini anlamda bunun açıklaması var mı? Tabii ki var. Alemlerin Rabbi diyor kardeşim. Alemlerin Rabbi senin de Rabbi. Yani senin Rabbin alemlerin de Rabbidir. Senin Rabbin Sirius'un, yani Şira yıldızının da Rabbidir diye Kur'an'da kaç tane ayet var? Bunlar boşuna mı yazılıyor? O zaman alemin Rabbi derdi. Bakın, hamd alemlerin Rabbine demezdik. Fatiha suresini okurken hamd alemin Rabbine derdik. Niye alemlerin Rabbine diyoruz? Sadece uzay değil ki. Bakın, uzayda trilyonlarca gezegen ama bir de farklı boyutlara da alemler diyoruz. Yani üst boyutlar, onun daha üst boyutları, ruhsal alemler, hepsinin Rabbi diyoruz. Ya dolayısıyla sadece dış dünyada uzaylılar, dünya dışı varlıklar yok. Bir de onun üstünde işte hani bazı yerlerde geçer ya, hani cinler deyip olayı kısıtlamak istemiyorum. İşte cinlerden tutun, reptilyanlardan tutun bilmem neye kadar. Daha üst varlıklar iyisiyle kötüsüyle çeşitli boyutlarda yaşıyor. Dolayısıyla uzay ve uzaylılar konusunda yıllardır söyleyip
yıllardır bazı güruhlardan çılgınca tepkiler aldım. Yani akıllarınca beni yerden yere vurdular. Hele o TikTok denen uygulamada milyonlarca izlenip orada on binlerce yazı yazanlara buradan sesleniyorum. Ne oldu? Yüzünüz kızardı mı şimdi? NASA ne diyor bu yıl? Amerika Birleşik Devletleri ne diyor? Ey Amerikan tapınıcıları, İngiltere'ye tapınanlar. Ne diyor bugün NASA? Dün ne dedi? Evesüğün ne dedi? Dünya dışı varlıklar var. Dünya dışı. Cisimler dünyada cirit atıyor demeye başladı. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Biz ne içmiştik? Ne yemiştik? Bunu soranlara soruyorum. Şimdi utandınız mı? Utanmadınız. Çünkü Amerika ne derse doğrudur. Sanki haşa Allah emri gibi. Ama biz burada mantığa, belgelere, bilgiye dayanı konuştuğumuz zaman bizimki ne içtiniz, ne yedinize gidiyor. Tabii ki uzaylılar var. Uzaylılar gelecek. Dua edelim. İyi niyetli olanlarla tanışalım. Bakın tekrar ediyorum. Son zamanlarda çok ama çok yüklü miktarda dünya dışı uçan nesne dünyanın üzerinde cirit atıyor. Daha 3-4 hafta önce gene program yaptığımda Gaziantep'teki olayı anlattım. Tekrar anlatıyorum. Gaziantep'te o görünen uzaylı yani bir cisim, dünya dışı varlık devlet adıyla yani devlet açıklamasıyla onaylandı. Türk devleti dedi ki havaalanının, Antep havaalanının üzerinde dünya dışı bilinmedik bir cisim uçtuğu için 12 saat süreyle bütün uçak seferleri iptal edildi diyen Türk devleti var. Daha başka bir şey söyleyeyim mi? Neydi o? Drone muydu arkadaşlar? Biri drone mu uçurdu? Hiç utandınız mı şimdi bundan? Utanmazsınız. O saldıranlara söylüyorum. Amerikan yalakalarına söylüyorum. Sizlere değil. Onlar kendilerini biliyor. Şimdi gelelim olaya. Türkiye'de cirit atıyorlar. Evet, Türkiye'de de cirit atıyorlar. Şu an benim elimde 5 tane video var. İstanbul üzerinde de cirit atıyorlar. Amerika'da da varlar. Çin'de de varlar. Rusya'da da varlar. Hatta size çok yansıtılmayan bizdeki medyanın, özellikle ana akım medyanın Amerikan hizmetkarları tarafından saklanan bir tane bilgiyi de buradan anlatayım. Geçen yıl Asya Pasifik bölgesinde Amerikan uçak gemisi büyük bir tatbikat için yol alırken 4 tane dünya dışı uçan nesne, UFO dediğimiz nesne tarafından önü kesildi. Ve çok ciddi biçimde bu savaş gemilerine dalış yapıldı. Silah sistemleri kilitlendi, ateş edemediler. Bakın ateş edemediler. O çok hani gözünüzde büyüttüğünüz Amerika bir zavallı durumuna düştü. O gemilerin bütün makine sistemleri stop etti. Çaresizlikle geri döndüler. Bunu Çin yapmadı arkadaşlar. Bunu Çin yapmadı. Çünkü o gemi biraz daha ileri gitseydi tam Çin karasularının dibinde Japonya ile birlikte büyük bir tatbikat yapılacaktı. Ve o tatbikat büyük olasılıkla bir dünya savaşına yol açacaktı. Çünkü Çin gemileri orada hazır bekliyordu ve uyarmıştı Amerika'yı. Dolayısıyla var olan bir dünya savaşı engellendi bu uçan nesneler tarafından. Evet, bunlar iyi niyetli olanları. Ama yarın öbürsün, hepsi iyi niyetli mi? Onu bilemiyoruz. Yarın öbürsün işgalci bir gezegenden gelen bu çok gelişmiş varlıklarla karşılaştığımızda Amerikan gemisinin ne kadar çaresiz kaldığını, uçakların ne kadar çaresiz kaldığını görüyoruz. Nasıl baş edecek dünya? Nasıl onlarla savaşacaksınız? Savaşamayacaksınız ki. Bakın, Türklerden 2012'den size iki tane örnek vereyim. Bir tanesi Erdoğan Paşa, hala Hava Kuvvetleri'nde işte generaldi kendisi, emekli oldu. Şimdi siyasi yorumlar yapıyor Erdoğan Paşa. Kendisi açıkladı. 4 uçak dedi, Balıkesir'den kalktık, tatbikata giderken arkamızda 2 tane kırmızı cisim belirdi. Benim dedi pilotum, hani şey arkadaki, bu çünkü komutan olduğu için uyardı beni dedi. Çevremde 2 tane cisim var, ben de hani bizim yerden kalkan başka bir uçağımızdır, helikopterimizdir falan anlamında bir şey söyledim ama kafam karıştı dedi. Pilot, bu uçağa benzemiyor, dans ediyor, bir orada beliriyor, bir orada tuhaf bir şey derken o cisim benim yanıma geldi diyor. Ve bir sağımda duruyor, bir solumda, yani insan üretimi hiçbir maddenin
hızına dahil olmayan bir uçan cisimdi. Gümüş kaplıydı diyor. Aynı açıklamayı NASA yaptı. Gümüş kaplı. Gümüş kaplı derken gümüş rengi arkadaşlar. Ben gördüğüm için ben de biliyorum. Gümüş rengi. Gündüz gümüş rengi oluyorlar. Gece renkten renge girebiliyorlar. Ateş etmeye çalıştıklarında bütün silah sistemlerini kilitledi F-16'ların. Bakın bunu bilin. O kadar gelişmiş bir teknolojiyle geliyorlar ki. Ve şundan emin olabilirsiniz. Ben bunların iyi niyetli olduğunu adım gibi biliyorum. Adım gibi biliyorum. Aksi takdirde şu an dünya yeryüzünde biz de yoktuk, dünya da yoktu. Bizi rahatlıkla silerler. Ama işgal gibi niyetleri yok şu an gelenlerin. Ama kazara burayı sonradan fark eden işgalci bir yapıyla karşılaşırsak dünyaya geçmiş olsun diyorum. O zaman Amerika'nın, Çin'in, Rusya'nın ne kadar zavallı olduğunu görürsünüz. Bunu da belirteyim. Yani bu teknolojiyle dünyanın hiçbir şey yapacağı yok. O yüzden uzaylıları evet bütün devletler kabul etmeye başladı. Peki NASA neden bu konuda ardı ardına açıklama yapıyor? Artık varlıklarını kabul ediyoruz diyor. Kabul etmek zorunda bırakıldılar. Onu söyleyeyim. Çünkü bu yabancı cisimlerle ilgili birçok iddia var. Hani Çin'in, Amerika'nın ve Rusya'nın üst düzey temsilcileriyle görüşme yaptıklarına dair. Anladığımız kadarıyla artık bu dünya dışı yapı dünyada bir şekilde tanınmak, varlıklarını kabul ettirmek istiyorlar. Bunu da barışçı yoldan yapacaklar. Hükümet yoluyla yapmak istiyorlar. NASA bunun öncülüğünü yapıyor. NASA bunun öncülüğünü yapıyor. İşte zaman içinde insanları alıştırdılar. Burada Hollywood filmleri, işte benzeri dizilerle, ondan sonra bizde de yapılanlarla birlikte yavaş yavaş uzaylı temasına, uzaylı varlıklara alıştırıldık. Ve artık 2030, bakın Time dergisi, Economist dergisi ve benzeri hani bu tür yayın yapan bütün yabancı küreselci dergilerde uzaylılarla tanışma faslının 2030 olduğu ve direkt olarak artık bize tanıştırılacağı geldik. Biz artık dünyadayız diyeceği günlere doğru gidiyoruz. O yüzden küresel dünya devletini de 2030 yılında kurmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yani öyle bir şey isteniyor ki küresel dünya devleti oluşsun ve dış varlıklarla bu tür ilişkiler gelişsin. Ama o gelen dış varlıklar dünyayı yönetmeye kalkarsa, bu da bitime yakın son sorumuz, şeyim olsun. Tabii ki o zaman bir soru işaretim var. Dünyada buna direnebilecek hiçbir devlet yok. Şu anki teknolojik sistemle. Bunu da belirtiyorum. Gündemi meşgul eden birçok konu var. Yani bunların içinde işte siyaset var, dünyadaki gelişmeler var. Ama onun da ötesinde dolarla altın var. Çünkü ne yazık ki rezerv para olarak biz kullandığımız için doları, dolar bizim maalesef olmazsa olmazımız haline geldi. Ya bir devlet için kötü bir uygulama ama birçok ülkenin rezerv parası, yapacak bir şey yok. Türkiye'de dahil birçok ulus ülke bu rezerv paradan kurtulmaya, doların boyunduruluğundan kurtulmaya çalışılıyor. Tabii bu işin genellemesi ama şimdi burada önemli olan sizin cepleriniz veya sizin bu işten nasıl zararlı, karlı çıkacağınız diye bir konuşma yapalım. En azından belki birilerine bir faydam olur. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben doların elde tutulmasına karşıyım. Çünkü doları elde tutmanın çok alemi yok. Neden alemi yok onu da söyleyeyim. Doları tuttuğunuz sürece dolar dünyada aslında değer kaybediyor. Her ne kadar Türkiye'de belirli bir yükseliş yaşasa da, ki bu da bir süre sonra durulacaktır. Ondan sonra dünyadaki gelişmelere bağlı olarak doların değer kaybına tanık olacağız. Çünkü dünya hem bir savaşa doğru sürükleniyor ne yazık ki. Yani kötümserlik hani burada sergilemek istemiyorum ama ne yazık ki dünya bir dünya savaşına doğru adım adım gidiyoruz. Her an bir sıkıntı çıkabilir. Umulmadık bir yerden bir fitil ateşlenebilir. Umarım olmaz. Bu bir öngörü değil. Bir dilek, iyi dilektir. Umarım öyle bir şey olmaz. Çünkü bütün ülkelerin felaketi olur. Ama bu arada bu gelişmeler hem doları hem de altını hızlandırdı. Şimdi dolar şu an bugün ne kadar bilmiyorum ama 2000 sınırına dayanıyor. Ki geçtiğimiz günlerde Bank of America'nın bir tahmini vardı arkadaşlar. O da
bu ayın ortalarında, daha doğrusu Haziran ortalarında ya da Temmuz ortasında 2000 doları altının onsu 2000 doları geçer diye bir uyarı vardı. Çünkü doların artık daha fazla yükseltilmeye, yani Fed'in politika faizini daha fazla artırmaya tahammülü yok. Aslında Fed'in var da Amerikan piyasalarının ve dolayısıyla dünya piyasalarının yok. Öyle bir sıkıntı var. Yani Fed artırabileceği kadar artırdı. Unutmayalım, 3-4 tane banka iflas etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 tanesinin haberini yapmıştık zaten daha önce. Bunların iflas sebebi politika faizinin, bankaların faizinden yüksek olmasıydı. Bu nedenle bankalardan kaçan mevduat nedeniyle 2 banka battı. Ve ani büyük para çekimi nedeniyle, unutmayalım, her bankayı batırabilirsiniz. Dolayısıyla bu kaderi yaşadı 2 tane Amerikan bankası, geri kalan 2 tanesi küçüktü. Fakat altın Türkiye'de kendine göre bağımsız bir yol çiziyor. Şöyle yol çiziyor. Şimdi dünyadaki altının onsuna göre evet bizdeki altın da hareket ediyor ama bizdeki altın doların Türk lirası karşısında kazandığı değere göre de hareket ediyor. Dolayısıyla Türkiye'deki altın hesabı olanlar, ki ben buna karşıyım çünkü gerçek altın değil ama şu an onu durduruyorum, daha sonra açıklayacağım. Bu altını olanların avantajına çalışıyor. Her zaman size yıllardır söylediğim bir şey var, unutmayalım. Ben buradan defalarca altın tahmini yaptım. Gene de yapacağım, bugün de yapacağım. Ama bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi olmayacak. Ben yatırım tavsiyesi olarak yapmıyorum. Sadece size bir fikir vermesi açısından, size fayda etmesi açısından yapıyorum. Ve şöyle diyorum. Şimdi altın antik çağdan bu yana hiçbir zaman değer kaybetmedi. Yani insanoğlu var olduğundan beri, altını keşfettiğinden beri altın hep değer kazandı. Zaman zaman düşüşler oldu mu? Günümüzden bahsediyorum. Oldu. Bilerek ve istenerek baskılandı mı? Baskılandı. Bu nedenle geçici düşüşler yaşandı. Bunlar bir çeşit spekülasyondur. Bilerek ve isteyerek yaptılar. Tıpkı borsada yaptıkları gibi. Aslında sizlerin altınlarınızı, o küçük yastık altı dediğimiz, hani 3-5 tane altınınız var ya da küçük birikiminiz var, altın hesabı açtınız, onlara göz diktikleri için sizin satış yapmanızı isteyip o satışlardan bunlar alım yaparak kar etmek istedikleri için, yani sizleri sömürmek istedikleri için altın üzerine oyunlar devam ediyor ülkemizde. Fakat altının şu anda çok güçlü bir seyri var. Neden? Ben zaten bu programda, daha doğrusu Z-Talk'ta ve Never Know York'ta da aynı şeyi söylemiştim. Haziran'da 1500'ü bulacak demiştim, hemen hemen buluyor. Çünkü gidiş ve seçim sonrası tabii ki uygulanacak bir takım önlemler nedeniyle altının yükselmesi kaçınılmazdı. Bu doğal bir yükseliştir. Bundan sonraki 3 ay içinde ne olacak? Yavaş yavaş yükselmesine devam edecek, onu söyleyeyim. Çünkü altının yükselişi aynı zamanda piyasalarına kaçan, hani nakit paranın bir yerde kendini güvence altına alması anlamına geliyor. Bu sizler için de geçerli. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Örneğin küçük birikimleriniz var. Bunları korumaya çalışıyorsunuz. Değer kaybetmesini istemiyorsunuz. 2 tane seçeneğiniz var. Dolar veya altın. Dolar güvenilir bir liman değil. Yarın öbürsün büyük bir para girişi olduğu zaman yurt dışından dolar bir anda, daha önce yaşadığımızı unutmayın, 18 liradan 14 liraya düştüğünü hiç unutulmasın, aynı kabusu gene yaşatır. Ama altında böyle bir şey yok. Altında böyle bir şey olamaz. Bu nedenle tabii ki önerim altın. Çünkü altını günübirlik bir kumar oyunu gibi, hani alıp satmadığınız için, altın her zaman için size para kazandıracaktır. Ama her defasında şunu söyledim ve ısrarla söylemeye devam ediyorum. Toprağınız varsa altın almak için satmayın. Toprak altından da değerlidir. Toprak her şeydir. Toprak bizim yaşam kaynağımızdır. Yani unutmayalım. Toprak bize ait değil. Biz toprağa aitiz. Bunun değerini bilin. Ki gelecekte bu toprağı da elinizden almak için dünya devleti, küresel dünya devleti, o şeytani yapı elinden geleni yapacak, emin olabilirsiniz. Yani size şöyle diyecekler: sizin malınız mülkünüz olmasın, toprağınız da olmasın, onları kiralayın ya da istediğiniz yerde
Beğendiğiniz bir yerde kiralayın, belli bir süreliğine çalıştırın, sonra bize devredin. Yeni bir dünya düzeni gelirken yeni dünya düzeninin anlayışı da bu. Bu sadece toprak konusunda değil, ev, araba, hatta giysilere kadar uzanacak bir zincir. Bu nedenle altının önemi her geçen gün artıyor. Altın dünyada, bir kere onu söyleyeyim, dünyada bütün ülkelerde değer kazanmaya başladı. Çünkü dünya bir savaş ortamına girdi. Şu an sadece Rusya ve Ukrayna üzerinden bir savaş varmış gibi şu an insanlar, hani ülkemizde özellikle, olaya öyle bakıyorlar. Bu çok yanlış. Çok yanlış bir bakış açısı. Aslında Asya Pasifik şu an kaynıyor. Her an dünya savaşına gidebilecek bir kıvılcım çakılabilir. Çok ciddi ve kötü günlerden geçiyoruz. Yani daha bugün gene iki tane Çin uçağı Amerikan uçaklarını engelledi. Bu engellemelerin günün birinde iki taraftan biri düğmeye basıp füzelerden birini ateşlediği zaman o kıvılcım çakılmış olur ve hiç ummadığınız bir anda dünya savaşının ortasında görürüz ki kendimizi, bu bir felakettir insanlık için. Gerçekten insanlığın tekrar mağara devrine dönüşünün habercisidir, o da sağ kalanlar için. Kaç kişinin sağ kalacağını da bilemiyoruz. Ama böyle bir koşullarda ne nakitin değeri olur, ne doların değeri olur, ne de başka bir para biriminin, euronun falan değeri kalmaz. Tek değerli olan değerli madenler, değerli madenlerin de zirvesinde olan altındır. Bunu söyleyeyim. Şimdi altın için bana hep soruyorsunuz, sağ olun. Yani ben dediğim gibi yatırım danışmanı değilim. Sizlere sonuçta bir şeyi anlatırken diyorum ki sizi yönlendirmiyorum. Kendinize göre hani düşünün. Benim anlattıklarımı sadece bir fikir olarak algılayın. Yani bu nedenle de ben Eylül ve Ekim aylarında altının 1700 lira civarında olacağını düşünüyorum. Yani neden? Çünkü gidiş yavaş yavaş o tarafa doğru gidecek. Bunu kendi YouTube kanalımda da açıkladım. Burada da açıklıyorum. Yani 1700'ü görme ihtimalimiz çok güçlü. Peki yıl sonunda ne olur? Bank of America yıl sonunda altının onsunun 2500 dolar olacağını iddia ediyor. Ki dünyanın en önemli altın bankası, devletlerin altınını elinde tutan bir banka. Bu nedenle arkadaşlar orayı da baz alıp oradan Türk lirasına çevirip, hani gram altına çevirdiğimiz zaman ortalama 1850-1900 lira çıkıyor. Buna enflasyon farkını da eklersek yani yıl sonunda altın 1900 ile 2000 bandını görebilir. Bunlar çok büyük rakamdır. Büyük yatırımcı için, büyük paralar yatıranlar için gerçekten çok büyük rakamlar. Ama ben her zaman söylüyorum, büyük yatırımcı ile işim yok. Onlarla işim olmaz. Ben küçük yatırımcı alın teriyle para kazanan sizlere paranızın değerini nasıl koruyacağınızı, altına çevirip ne şekilde muhafaza edeceğinizi anlatmaya çalışıyorum. Bu arada yani programın sonu geliyor saatimizin. O arada kısa bir hatırlatma yapayım. Altın, şu an dünyada var olan altın, açılan mevduat hesaplarına göre onda bir oranında daha az. Yani şu an dünyada var olan altının 10 kat üzerinde bir altın hesabı var arkadaşlar. Buna bütün ülkeler dahil, Türkiye'de dahil. O yüzden siz bir altın mevduat hesabı açtırdığınız zaman aslında sizin sadece altın mevduat hesabınız var. Altınız yok. Alabiliyorsanız reel altın alın, ama reel altın alımına sınır getirildiğini biliyorum. Yani bugün gidip büyük bir para karşılığında kuyumcudan çok yüklü bir miktarda alamazsınız veya kapalı çarşıdan alamazsınız. Ona bir sınır var. Zaten öyle bir altın yok piyasada. O kadar altın yok. Bu nedenle altın mevduat hesapları aldı başını gidiyor. Bütün dünyada altın mevduat hesapları var. Bunu Amerikan, yani daha doğrusu FED uydurdu. Amerika'da başlattılar. Bizim ülkemiz dahil her yere yayıldı. Peki altın mevduat hesabı ne işe yarar? En azından paranızın değerini korumasına yarar. Yani elinizde altın yok ama hani piyasadan bir tık daha aşağıda olmak şartıyla bankalardaki altın hesabı bir şekilde sizin paranızın değerinin düşmemesini sağlar. Ama yarın öbürsün vadesi doldu, hadi benim altınımı ver derseniz kimse size, hiçbir banka altın vermez. Sadece hesabınızı boşaltıp kapatmakla yetinirsiniz. Yani altın mevduat hesabının karşılığı yok. Bunu FED dünyadaki altının gidişini bir şekilde frenleyebilmek,
baskılayabilmek amacıyla yaptı. Onu söyleyebilirim. Yani şöyle anlatayım size daha doğrusu. FED bunu bilerek ve isteyerek yaptı ki dolar değer kaybetmesin diye. Mesela altın onsu çok mu yükseliyor? İşte FED'in yan hesapları ve o işte büyük yatırımcıların bir anda devreye giriyor. Çok yüklü miktarda altın mevduat hesaplarından satışları geliyor. Bu satışlar nedeniyle bir anda altının değeri sahte olarak düşürülüyor. Aslında altın değeri düşmüyor. Bu hesaplar yüzünden düşüyor. Aynısı Türkiye'de yapılıyor. Birileri, çok yüklü miktarda altın mevduat hesabı var Türkiye'de. Aynen borsada yaptıkları gibi eğer sizin paranıza göz dikmişse çok yüklü bir satış yapıyor. 3-4 lira birden ya da 2-3 lira birden düşürüyor. Evet 2-3 lira çok büyük rakam gibi görünmez gözünüze ama onlar için çok büyük rakamdır. Çünkü milyarlık alımlar söz konusu. Ve dolayısıyla siz o korkuyla elinizdeki "aa bu düşecek ben bari satayım" dediğiniz zaman altın mevduat hesabınızdan altın sattığınız zaman siz de bu plana dahil oluyorsunuz. Yani altın değerini düşürmüş oluyorsunuz. Siz bunları yaparken o atak yapanlar bir anda altınları, altın mevduat hesabı yeniden açıp altınları toplamaya başlıyor. Ve dolayısıyla çok büyük karlar elde ediyorlar. Onu söyleyebilirim. Bu nedenle yapacağınız tüm yatırımlarda bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Yani burada söz konusu olan sizin bir şekilde cebinizdeki para, dediğim gibi alın teriyle kazanıyorsunuz ve kazandığınız bu paranın bir şekilde korunması gerekiyor. Ben de size bu konuda yardımcı olmaya çalıştım. Altın hesabı yaparken bir uyarım daha var. O da şu. Dünyadaki gelişmeleri mutlaka kontrol edin. Yani altın ne zaman değer kazanacak diye düşündüğünüz zaman bir de dış dünyayı kontrol edin. Yani büyük resme bakın. Mesela Asya Pasifik'te ne oluyor? Mutlaka bakmanız gerekiyor. Eğer oraya bakmazsanız altın olayında gol yemeniz kaçınılmaz olur. Yani mutlaka altında belli bir perspektiften bakmanız gerekiyor. O da çok geniş bir açıdan bakmanız gerekiyor. Yani Asya Pasifik'te Çin-Amerikan gelişmeleri nasıl? Amerika'nın Güney Amerika ile ilişkileri nasıl? Veya Asya'da Endonezya, örnek veriyorum yani, işte veya işte Filipinler Amerika'ya karşı şu an nasıl bir aralarında çatışma var mı, bir işbirliği var mı, bunların hepsine bakıp ondan sonra oturup altını değerlendirmeniz gerekir. Eğer dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir savaş patlak verirse emin olabilirsiniz ki altın 2-3 tık daha yukarı gidecektir. Çünkü savaş zamanlarının en garantili, en kesin hani şeylerinden biri, güvenceli yatırımlarından biri altındır. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında tüm paralar değer kaybederken altın hep kendini korudu, yükseklere doğru gitti. Daha önceki hani 1800-1700 yıllarda da öyle. Yani sonuçta kağıt para diyoruz. Kağıt adı üstünde kağıt. Yani para dediğimiz bir kağıt parçası. Bir değeri yok ama devletler bunu işte bir değer kazandırmış, üstüne belli rakamlar yazmışlar. Ama gerçek anlamda bir değer kazanacaksa bu da altındır. Altından başka da bir yatırım düşünemeyiz. O yüzden tekrar ediyorum, bu bir yatırım tavsiyesi değil ama yine de hani dikkate alın. Bundan sonra varsa küçük birikimleriniz, bunları bir şekilde değerlendirmeye bakın derim. Dünya ne yazık ki istemediğimiz bir noktaya doğru gidiyor. Biz her ne kadar seçimlerin hala etkisinden çıkamamış bir ülke olarak işte muhalefet, iktidar partileri üzerindeki yorumları konuşuyoruz. Siyasi kimlikler üzerine bir takım hani görüşler belirtirken aslında dünya bambaşka bir yere gidiyor. Artık şunu anlamamız gerekir. Dünya Türkiye'den ibaret değil. Eğer Türkiye'deki birçok şu an yaşananlara takılıp kalırsak eninde sonunda hem ekonomik açıdan hem mesleki açıdan çok ciddi anlamda duvara çarparız. O yüzden çünkü gelen her sonuç dış dünyadan gelen her sonuç Türkiye'ye yansıyor. Yani dış dünyadaki bir banka batarsa Türkiye bundan çok fena şekilde etkilenir. Büyük bir şirket batarsa Türkiye bundan etkilenir. Türkiye'de bir büyük şirket batarsa Avrupa'da etkilenir. Bakın hiç kimse eskisi gibi artık dünyadan bağımsız değil. Bu
1929 yılından beri özellikle yani işte o küresel atışı amaçlayan o küresel canavarların kasıtlı yarattığı büyük ekonomik buhrandan itibaren sistem böyle çalışıyor. Kapitalist sistemin çalışma şekli bu. Bu nedenle bazı şeylere bakarken dünya savaşı ihtimalini nereden çıkacağı ihtimalini hep göz önüne almak durumundayız ki dünya ciddi anlamda adım adım bir savaşa doğru gidiyor. Şu anda belki son bir haftadır çok ciddi olaylar yaşanıyor. Özellikle Asya Pasifik bölgesinde. O kadar ciddi olaylar yaşanıyor ki Asya'da iki kere Çin ve Amerika savaşın eşiğinden döndü. Hatta geçen hafta Çin Genelkurmay Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki bu savaş hiç kimsenin çıkarını olmaz, dünyanın sonu olur. Bu bir tehdittir arkadaşlar Amerika'ya. Peki neden bu olmuştu? Çünkü orada harekat yapan, daha doğrusu orada tatbikat yapmaya çalışan Amerikan gemilerinin önü Çin hücum botları tarafından kesilmişti. Çarpışma an meselesiydi. Yani hem gemiler çarpışacaktı hem de silahlar ateşlenecekti. Kıl payı kurtulduk derken iki gün sonra bu sefer Çin uçakları Amerikan uçaklarının önünü kesti. Ve Çin şöyle bir gerekçe sundu. Senin bu sularda işin yok. Bu kadar net. Senin Tayvan'da işin yok. Dünyanın öbür ucundan gelip Tayvan'da bize herhangi bir şeyi dikte edemezsin diye açıklama yaptılar. Bir kere buna çok dikkat etmeliyiz. Yani dolayısıyla biz Ukrayna-Rusya savaşı nereye gidecek diye bakarken aslında felaketin büyüğü Asya'dan her an gelebilir. Her şey ateşlenecek küçük bir füzeye bakır arkadaşlar. O ateşlendiği an dünya geri dönüşü olmayan bir yola girer. Peki Türkiye bu durumda ne yapar? Maalesef ama maalesef her zaman söylediğim gibi Türkiye NATO'ya üye olduğu için çok büyük riskin altına girer. Çünkü bir Çin-Amerikan savaşı aynı zamanda bir dünya savaşı demektir. Ve NATO'nun da dahil olduğu bir dünya savaşı demektir. Bu işe NATO dahil olursa Türkiye'nin ben kenarda oturuyorum, tarafsızım deme lüksü yok. Şu anda birileri bana sorabilir. Hani biz Rusya ile Ukrayna arasında tarafsız kaldık. Evet, çünkü o savaşa NATO dahil olmadı. Yani Ukrayna'ya dolaylı olarak NATO destek veriyor, NATO ülkeleri destek veriyor, doğrudur. Ama NATO direkt olarak, resmi olarak bu savaşa girmediği için Türkiye bir şekilde tarafsızlık politikasını yürütebildi. Ama bir Çin-Amerikan savaşında Türkiye'nin tarafsız kalma lüksü olmayacak. İşte o zaman bıçağın sırtında olacağız. Çok büyük risk altına gireceğiz. Türkiye istemediği, hiç girmek istemediği, hesaplamadığı bir savaşın içinde bulabilir kendini. Çünkü anlaşmamız var. Maalesef NATO'nun işte 5. maddesi Türkiye'nin elini kolunu bağlıyor. Şimdi Türkiye bu durumdan nasıl sıyrılabilir? Aslında bunun hesabının yapılması gerekiyor. Yani bugün Türkiye bir şekilde kendini bu anlaşmalar cenderesinden kurtarmak zorunda. Evet, 1950'li yıllarda Türkiye girmek zorunda bırakıldı NATO'ya. Çünkü Rusya'nın açık tehdidi vardı Stalin'in. Yani Stalin çok ciddi anlamda Türkiye'yi tehdit ettiği için Türkiye mecburen istemese bile NATO'ya dahil oldu bir koruma kalkanı oluşturmak için. Orada tabii ki Stalin'in saldırgan politikasının çok büyük önemi vardı. İşte Kars'ı istiyordu, doğudaki bazı yerleri istiyordu, işte Boğazlar hakkında konuşuyordu falan. Dolayısıyla o dönem geldi geçti. Artık yeniden bir revize edilmesi gereken NATO anlaşmasıyla karşı karşıyayız. Ama gördüğüm kadarıyla şu an Türkiye'nin böyle bir niyeti yok. Peki o zaman ben buradan soruyorum. Ben buradan soruyorum yetkililere. Yarın öbürsün Çin'le Amerika arasındaki savaşta Türkiye ne yapacak? Bak bu sorunun karşılığı yok Türkiye'de. Yok. Yani bir tek karşılığı var. Bu savaşa dahil olmak zorunda. Bu savaşa dahil olursak yüz binlerce insanımızı savaşa mı gönderelim askerimize ve bunun bedelinin çok ağır olacağını biliyorsunuz. Bu terör örgütüyle olan çarpışmalara benzemez. Bu çok büyük savaşlar, kitlesel savaşlar. Bunun karşılığında çok ciddi anlamda can kayıplarının olacağı, kitlesel silahların, ölüm silahlarının kullanılacağı bir savaş sisteminden söz ediyoruz. Dolayısıyla dünya savaşı adım adım gelirken Türkiye'nin şu anki yönetimin
çok ciddi anlamda bir karar alması gerekiyor. Yani NATO ile oturup konuşulması, belki de NATO'nun dışına çıkılması şart. Ha, diyeceksiniz ki bu koşullarda Türkiye niye çıksın? Çıksın. Zaten şu anda NATO'nun Türkiye'ye ne faydası var? Terör örgütünü desteklemekten başka PKK'yı destekleyen bir NATO'nun Türkiye'ye ne faydası var? Yani İsveç işte terör örgütünü desteklemekten vazgeçmiş. Ne zaman vazgeçti ya? Daha iki gün önce yeni gösteri yaparken şakır şakır Türk bayrakları yakıldı. Ne zaman vazgeçti? Bir şey vazgeçmedi ki. Bir politik oyun yapıyorsunuz. Bir politik oyun sürüyor burada. Hayır, öyle bir şey yok. İsveç de vazgeçmedi. Finlandiya'da el altından Finlandiya'yı soktuk. Bir de NATO'ya. Finlandiya el altından gene onları beslemeye devam ediyor. Yani başımıza bir terör belasını, bir musibeti başımıza saran yapının biz ortağıyız. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bu NATO denen ve bize çok ciddi zararlar veren yapıdan kurtulmak zorunda. NATO'nun işlevi bitmiştir. Artık güçlü devletseniz, kendi silah sistemlerinize güveniyorsanız zaten bölgenizde ayakta kalabiliyorsunuz. Ha, yeni ittifaklar olabilir mi? Büyük olasılıkla olur. Yani şu durumda yaşananlara bakın. Yaşananlara bakın. Yani Türkiye şu an Batı'yla mı daha iyi ittifak halinde yoksa Rusya'yla mı? Yani o zaman Türk devletleriyle yapılan yeni ittifakı düşünün. Türk devletleri teşkilatını düşünün. Öyle bir güçlü bir teşkilatımız var. Buranın bir askeri yapısı oluşacak. Bunu da unutmayın. Bu askeri yapıya geçtikten sonra Türkiye'nin NATO'ya ne gibi ihtiyacı var? Türk Devletleri Teşkilatı kendi ordusunu kurduktan sonra büyük olasılıkla Rusya da buraya dahil olacak. Çin de dahil olmak isteyecek. O zaman bu yeni yapılanmanın içinde Türkiye de kendi yerini alacak. O zaman bizim NATO'ya ne gibi ihtiyacımız var? Ha, şimdi bunun karşılığında bana şunu söyleyebilirsiniz. Ya işte ticari ortaklığımız var ya Avrupa'yla. Şimdi NATO'dan ayrılmak demek işte Türkiye'nin Avrupa'daki ihracatın özellikle büyük ölçüde baltalar diye bir soru gelebilir. Hayır, baltalamaz. Çünkü şu an bile Avrupa bizimle ticaret yapıyorsa emin olun her şey daha hesaplı ve ucuz olduğu için yapıyor. Yani sanmayın ki NATO'dayız diye falan yapmıyor. Biz NATO'dan ayrılsak da elleri mecbur buraya sipariş gönderecekler. Neden gönderecekler? Kendi ülkelerinde onlara mal ettikleri bir üretime, bir ne diyelim işte emtiayı bizim ülkemizde 2 liraya yapıyorlar. Arada 8 lira, 9 lira fark var. Yani bu 8 lira, 9 lira fark Avrupa için çok büyük rakam. Bu nedenle Türkiye'den vazgeçemezler. Ya unutmayalım. Yani bugün Vietnam'la ortaklıklarım var. Vietnam'a sürü şey gidiyor, sipariş gidiyor, Filipinlere gidiyor, Endonezya'ya gidiyor. Yani Avrupa çıkarına bakar. Avrupa sizin NATO'da olup olmadığınıza bakmaz. Bir kere bunu net olarak konuşayım da. O yüzden bizim NATO'dan Türkiye'nin acil olarak çıkması gerekiyor. Tehlike adım adım geliyor. Dünya Savaşı adım adım geliyor artık. Yani bunu açık açık dün Çin'de, hatta bu sabah bir Amerikalı general de ilk 5 yıl içinde bir Dünya Savaşı bekliyoruz diye açıklamalar yaptı. Unutmayalım, geçtiğimiz ay bir Amerikan Hava Kuvvetleri komutanı gördüğünüz her Çinli'nin kafasına sıkacağınız günler gelecek, yılda 2025 diye bir tarih verdi. Yani biz bu noktaya doğru sürüklenirken, tehlike açık açık geliyorum derken, Türkiye kendine yeni dünya düzeni içinde konumlandırmak zorunda güvenceyi almak için. Bir kere bunu netleştirelim. Tabii ki süremiz doldu arkadaşlar. Bu nedenle bu konunun devamını daha sonraki programlarda size anlatmaya devam edeceğim. Hepinize iyi günler diliyorum.